Paylaşım yapıyorduk şu an. Yine bakıyorduk da kusura bak. hadi gidelim hadi. Selamun aleyküm. Yaklaşık bir 10 dakika sonra Cilve Gözü sınır kapısından geçip Suriye'ye gideceğiz. Kendi adıma zaten heyecanlıyım ama kardeşlerim adına daha çok heyecanlıyım. Çünkü güzel bir program var planlanan. O program çerçevesinde hem çadır kentleri gezeceğiz, hem yetimhaneleri gezeceğiz. Biz Türklerin Suriye'de ne işimiz olduğunu göstermek için müthiş bir video olacak, müthiş bir program yapacağız. Hem biz kendi haddimizi göreceğiz, hem de siz buralarda neler olduğunu çok daha net, çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, Cilvegöz'ün sınır kapısına geldik, kimliklerimizi verdik. Cilve gözüne geldi. Cilve mi yapmam gerekiyor? Cilve gözü sınır kapısına geldik. Bak geliyor. Engin abi de burada. Cilve gözü sınır kapısına geldik sevgili dostlar. Burada kimliklerimizi teslim ettik. Birazdan herhalde girişimiz için onay mı verilecek İnşallah. Abi? İnşallah. Sonra Suriye'ye... Az bir zaman sonra öpmeyeceğim. Az bir zaman sonra içeriye gireceğiz. Heyecanlı, müthiş, çok güzel bir program bizi bekliyor. Hadi abi. İnşallah. Hadi inşallah. Çadır kentlere, hastanelere, yetimhanelere, engellilere. Ama sadece bu kadar gözüktüğü kadar değil mi burası? Oralara kadar. Az ileride bir depomuz daha var. Yusuf Tunç, İHA İnsan Yardım Vakfı sağ sorumlusuyum ben.
Şu an Babil Hava Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burası Suriye'nin İHA'ya ait en büyük depolarından biri. En büyük deposu daha doğrusu diyelim. Burası merkezi ofis. Bu ofise bağlı Afrin ofis ve Türkmen Dağı ofisleri mevcut. Türkiye'den gelen bağış malzemeler önce bu depomuza iner. Burada ayrıştırılır, istiflenir ve ardından planlaması yapılıp ihtiyaca binaen ihtiyacı olan bölgeye götürülüp ekiplerimiz tarafından kendi elimizle son kullanıcıya kadar götürülüp dağıtılır elhamdülillah. Birinci etapta 31 farklı lokasyonda çalışıyorduk. İdlib tarafında tabii. Şu an ikinci etapında 40'a yakın yeni lokasyonumuz var ve bu lokasyonlarda özellikle 2019'un sonunda başlayan büyük göç dalgasıyla gelen ve bölgeye yerleşen insanlara yönelik bir çalışmadır bu. İnsanlar çadırlarda kalıyorlar. Hatta o göç dalgası yaşandığında insanlar çadır dahi bulamıyorlardı. Zeytin ağaçları altında kalıyorlardı. Bu fikir nereden çıktı derseniz, insanlar 10 yıldır çadırlarda yaşıyorlar. Ve çadırda yaşamak gerçekten ciddi bir sıkıntı. Çadır hayatı böyle kısa bir süreliğine ve afet dönemlerinde yaşanılacak bir hayat. Ancak bu insanlar 10 yıldır bu çadırlarda yaşıyorlar. Çadırlarda yaşamanın getirmiş olduğu ya da kampların fazlalaşmasının getirmiş olduğu ciddi sıkıntılar var. Suriye ziyaretimize başladık. Az evvel sınırdan geçtik. Cilvegözü sınır kapısından. Burası lokasyon olarak neresi abi? İdlib'e bağlı Sarmale. Sarmade. Evet. Evet, İdlib'e bağlı Sarmade bölgesindeyiz. Ve burada çadır kentler var. Şöyle gösterelim. Şu anda İHA İnsani Yardım Vakfı buraya gelen bir takım hediyeleri şu anda buradaki çadır kentte yaşayan kardeşlerimize dağıtıyorlar. Men ismike? He? Ravan. Asid. Men ismike? Meryem. Maşallah. Meryem maşallah. Şimdi Babıska bölgesindeyiz. Babıska Türkiye sınırına yakın bir bölge. Aynı zamanda İdlib'e bağlı. Şimdi daha önce insanlar burada çadır kentlerde kalıyordu. Çadır kentler bir dönem içerisinde yazı kışı gördüğü zaman çok çabuk deforme oluyor sıcaktan, soğuktan. Ve hiçbir korunaklı ve güvenli bir yanı yok. Yani bildiğiniz bir branda parçasından oluyor. Yani hem dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı, böceğe, yılana karşı hani çok çabuk böyle bötür haşereleri içeri alan bir şeydi. Ve insanlar ne kadar olsa kendisini bir ev ortamında hissedemiyor.
sürekli bir çadır hayatında hissediyor. Bu Birket projesi kampanyası başladıktan sonra bütün insanların çadırlarının yerine böyle gördüğünüz gibi Birket evler inşa edildi. Ve bu Birket evler ebeveyn odası ve oturma odası. İçerisinde hafif bir mutfak ve lavabo olarak böyle dizayn edildi. Kapısı, penceresi olan, işte dışarıdan gelecek tehlikelere, böceklere, yani her şeye karşı daha güvenli, daha sağlıklı. En azından bir insanların kendilerini ev ortamında hissedeceği, öyle bir ortamda yaşayacağı bir alan haline geldi. Gördüğünüz gibi her evin işte su deposu mevcut. Ondan sonra her evin bir numarası var. Ve aydınlatma lambaları. Yani tamamen sosyal alan olarak cami, okul ve insanların alışverişlerini yapacağı market gibi bu tür alanlar tahsis edildi. Ve tam böyle cadde şeklinde imarı, inşası planlı, düzgün. Yağmurda, çamurda, yerlerin çamur olmayacağı, işte insanların daha önce çadırlarda, yağmurlarda su almasından dolayı artık betonarme olarak tamamen o tür sıkıntılardan kurtulmuş olmaları insanlar daha da bir nebze olsun rahatlattı. İşte bunun yanı sıra ihtiyaç olarak, tabi buranın ihtiyaçları gıda olsun, kışın ısınma, soba, kömür, odun, işte çocukların yazlık, kışlık giyinme, kıyafet. Suriye'de çocuk olmak, ayağın çıplak dahi olsa gülebilmenin adıdır. Babanın cennette olduğunu bilmenin gururu, ama bir o kadar da hasret kalmışlığın hüznü olur güzel gözlerinde. Ah be çocuk! Kalbimden geçenleri kelimelere nasıl sığdırabilirim hiçbir fikrim yok. Arkadaş olalım seninle ister misin? Bütün renkli bilyelerimi sana vereyim. Bisikletime beraber binelim. Her neyim varsa paylaşayım seninle, Ensar gibi. Savaşın senden aldıklarını geri veremem belki ama saklambaç oynarız. Saklarız en derin acılarımızı kimsenin bulamayacağı yerlere. İsmi...
men mukarraman el arak fi alak tablughu simak tablughu simak mawtini 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 al-shabab.